Nedret Ersenel Batı için yüzde kaç lazım? Yüzde 50 artı bir içeriye yeter, dışarıya yetmez anlamında yazmıyorum. Suratlarına vururken ağırlık olsun için yazıyorum. Çünkü masa tokatlayarak parti içine konuşmak başkadır, uluslararası masada elinizin ağır olması başkadır. Berlin FETÖ işbirliği ile sabah Avrupa'da görev yapan gazetecilere yönelik ataklar. Millet İttifakı'nın İlk toplantısında ortaya çıkan kararların, akılların bir büyük AB ülkesi büyük elçisine sunulması, danışılmasıyla siyaseten bağlantılıdır. Arasında da CHP ve Kılıçdaroğlu'nun Rusya seçimlere müdahale ediyor iddiası ve İran çıkışlı haritası var. Zincirin baklalarının bilinmesi gerekiyor. Gerekiyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının göbeğinde yaptığı toplam iki dış politika konuşmasının birinde... Azerbaycan'ı dışlayıp İran'ı neden seçtiği anlaşılsın. İkincisinde Rusya seçimlere müdahale ediyor çıkışının arkası failleri ortaya çıksın. İş bir gün isimlere de varır ama şimdilik robot resim çizelim yeter. Amerikan aklı, Alman eli. Seçimlere Rus müdahalesi lafı dünyanın zihin altına nasıl bırakıldı? Türk seçmeninin bunu hatırlaması neden istendi? 2016'da gerçekleştirilen Amerika başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Trump lehine müdahil olduğu suçlamasıyla soruşturma açıldı. Sonra da bu soruşturmanın kökleri nedir diye 4 yıl süren bir başka soruşturma açıldı. Hafta içinde sonuçlandı. 300 sayfanın özü zamanın demokrat yönetiminin elinde herhangi kanıt bulunmadığı, başta Hillary Clinton'ın kampanyasını desteklemek için federal kuruluşlar, FBI, CIA ve Adalet Bakanlığı tarafından karalama kampanyası olarak yürütüldüğüdür. 2. O dönemde Clinton'ın ortaya saçılan e-posta mesajları skandalının üzerinin örtülmeye çalışılması. Obama'nın bilgilendirildiği ama Rus parmağı iddiasının gerçek olmadığının söylenmediği yazılmış. Yani fikrin orijinali yalan ama metodu, ilhamı ikinci kez Türkiye'de pratiğe döküldü. Gel gelelim arkası Amerika demek değil. Almanya'ya çalışan 800 üst düzey Türk'ün mirası. Baklalara devam. Geçtiğimiz Perşembe Akıl Odası'nda Sayın Profesör Çağrı Erhan tarihten bir anekdot hatırlattı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yenilmesinin ardından Amerika'ya taşınan gizli istihbarat belgeleri içinde Berlin'e çalışan üst düzey Türk görevlilerin listesi de varmış. Öyle görevde bulunan asker, diplomat vesaire değil, vitrinde görünmeyen general ve yüksek bürokrat seviyesinde 800 kişi. Bu mirasın günümüzde kullanılmıyor olması düşünülemez diye bağladı konuşmasını. Bu da seyir defterine ek olsun ve tamam da nerede kullanılıyor sorusu akıl kurcalasın. Malum Avrupa medyası kampanya döneminde Türkiye ve Erdoğan'a yönelik yaylım ateşinde bulundu. Kapaklar, manşetler ardı ardına geldi. Tekrarlamayalım. Seçim sonuçlarıyla birlikte daha ilginç haberler, mesela AB ve Almanya'nın başından beri Türkiye'yi birliğe zaten almayacağı özellikle Helmut Kohl ve Angela Merkel dönemine ait gizli belgelerden ortaya döküldü. Diğer bir bahis Almanya'da oy kullanan vatandaşlarımızın yarattığı rahatsızlık. Berlin siyasetçileri seçimin ardından bu konuda taraflarını daha açık ve yoğun ortaya koymaya başladılar. Bu hakkın engellenmesini istediler. Aynı söylem 14 Mayıs'a kadar sosyal medya uzantılarının paylaşımlarında da çirkefçe savunuldu. Almanya sandıklarından çıkan Erdoğan yüzdelerine öfkelerini hala kusuyorlar. Şimdi de Türk ekonomisi hakkında yeni kampanya başlamış görünüyor. Hazmedemediler. Fakat pratikte Berlin'in duruşunu gösteren adım işte açılışta bahsettiğimiz sabah gazetesine yönelik pespaye usul ve FETÖ işbirliğiyle gerçekleşen saldırıdır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptıkları baskınlar ve gözaltılar gazetecilik dışında bir faaliyet için olsaydı ilk gün serbest bırakılmazlardı. Neresinden bakarsanız bakın maksatlı olduğunu görüyoruz. Fetöcüleri memnun etmek için Türkiye'deki son gelişmelerden rahatsız oldukları için gerçekleştirdiklerini düşünüyoruz. Alman dergileri de gazeteleri de Türkiye'nin iç siyasetini dizayn etmeye çalıştılar halkımız gerekli cevabı verince bunu hazmedemediklerini görüyoruz. Bu yutamama hali o kadar belirgin ki Almanya Dışişleri Bakanı telefonlara dahi çıkmadı. Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Brüksel, Amerika ve İzlanda buluşmalarının ardından Erivan yönetiminin üstelik kilometre karelerine kadar vererek Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdıklarını söylemesi önemli, şaşırtıcı bir aşama. Fakat aynı zamanda Batı'nın Kafkasya'ya yeniden girme konusundaki tehlikeli adımlarının da işareti. Siz bu satırları okurken Moskova'da iki ülkenin dışişleri bakanları da buluşacak. İlaveten Bakü'de İran istihbarat elemanlarına yönelik son gelişmeyi de anımsayalım. Suikast ve darbe yapacaklar iddiasıyla gerçekleştirilen operasyon da güçlü ipucudur. Ankara tanımayı olumlu bulurken bölgeye sızmaları da takip ediyor. Çünkü biliniyor ki Amerika küresel sinir noktalarından biri olan bölgede muhakkak tutunmak istiyor. Yine biliniyor ki Berlin-Tahran ilişkisi eski yerleşik ve güçlü bağlara sahiptir. Almanya açısından hep kullanışlı olmuştur. Keza yine Almanya'nın İran'ın dini aidiyetini çevrede kullanmak konusunda da fikirleri vardır. Buna mukabil Azerbaycan'da da mukim İsrail'in İran'a yönelik düşünceleri Suriye ve Kafkasya'da sınırlandırmak üzerinedir. Peki Almanya ve AB tarafından desteklenen CHP'nin bu konudaki duruşu nedir? Seçim döneminde ortaya çıkan haritanın rotası ve Rusya itirazı bize nasıl fikir verebilir? İç politikadaki safları dış politikada ilk kez net bir resme kavuşturabileceğimiz andayız. CHP içindeki Amerika ve ABC kanatların tasnifi şart ama tasfiye edilmeleri için yüksek el yani %50 artı 1 üzerinde yüksek oy bu yüzden önemli. Nedret Ersenel, Yeni Şafak. Haşmet Babaoğlu, Almanya. Almanya'da bir TV programına davetliydim. Türkiye tartışılıyordu. Orada, bakın ben hem Almanya hem Türkiye vatandaşıyım. Almanya'yı takip etmek için basınınıza bakıyorum. Ulan 10 haberinizden 8'i Türkiye üzerine. Almanya'da haber mi yok dedim. Dediler ki, satan haber Türkiye. O zaman Dışişleri Bakanı olan Frank Walter Steinmeier bana şöyle demişti. Türkiye'yi översem seçmenimden dayak yiyorum, söversem alkış alıyorum. Yukarıdaki sözler Profesör Faruk Şen'e ait. A Haber ve ATV'nin Almanya muhabirleri FETÖ'cülerin şikayeti üzerine gözaltına alınınca Şen'in zamanında ettiği bu sözleri hatırladım. Notlarımı karıştırıp buldum. 2016 yılının Aralık ayında Baran dergisinde yayınlanmış. O söyleşide Şen şunu da diyor. Alman medyası her zaman bir düşman resmi çizer. Bu resimde şu sıralar Türkiye var. Tabi aradan zaman geçti. Merkel gitti. Erdoğan düşmanlığı daha belirginleşti derken Ukrayna krizi patlak verdi. Şimdi Alman medyasında Erdoğan'la Putin'in resimleri birlikte yer alıyor. Düşman resmi böyle çiziliyor. Ama daha öncesi, ötesi ve derini var bu işin. Hep yazdım, bizdeki muhalefetin denetimi uzun yıllar Almanya'nın misyonu olmuştur. Fransa'da özellikle PKK'ya hamilik işini 1980'lerin ortalarında Almanya'ya bırakmıştır. Şimdi de FETÖ hamiliğini üstlenmiştir Almanya. Ama galiba bazı okurlarımı ikna edemedim. Merkel'e baktılar, tarihe baktılar ve söylediğimi anlamak istemediler. Oysa önce Almanya'da tabiri caizse iki devlet olduğunu bilmek gerekiyor. Hatırlamalısınız birkaç yıl önce Merkel'in Almanlarının, Amerika'nın Almanlarını gizlice dinlediği de ortaya çıkmıştı. Merkel'i hasta edip göndermeleri neden sanıyorsunuz? Tuhaf geliyor belki bunlar ama İkinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya için bunlar normal sayılmalı. Nitekim Millet İttifakı'na yol haritasını hangi büyük elçi çizdi, metindeki hataları hangi büyükelçi düzeltti sorusunun cevabı da çok şey anlatacaktır. Bilelim ki muhalefetin ikinci tur politikasını da orası belirleyecek. Erdoğan önümüzdeki 10 gün boyunca da aslında Ankara'daki büyük elçilere karşı mücadele edecek şüpheniz olmasın. Not defteri Aptallık etmek önemsiz bir şey. Önemli olan aptallığın farkına vardıktan sonra onu mazur görmeye ve göstermeye çalışmak. Atilla İlhan, Kurtlar Sofrası Haşmet Babaoğlu, Sabah